Uğur Mumcu'yu saygıyla anıyoruz değerli izleyiciler. 19 yıldır katilleri bulunamadı. Neden bulunamadı? Acaba bugün kimler o yolun yolcusu ya da kimler saklanıyor, kimler tarafından? Sıradaki haberimiz Uğur Mumcu'nun katliamını katledenlerin öyküsünü özetliyor. Uğur Mumcu bundan tam 19 yıl önce Gladio tarafından katledildi. Gladio'nun ipini elinde tutan Amerika'nın o dönemdeki kritik hedefi Türkiye'yi hizaya getirmek ve İran kuzeyinde bir kukla devlet inşa etmekti. Aradan 19 yıl geçti ama Amerika'nın hedefi değişmedi. 19 yıl önce bu senaryolara karşı çıkan Atatürkçü aydınlar Gladio'nun hedefi oldu. Dün suikastlar düzenleniyordu, bugünse Silivri zindanlarına kapatılıyorlar. Muammer Aksoy, Bahriye Üçok, Turan Dursun, Eşref Bitlis, Gaffar Okan, Ahmet Taner Kışlalı ve Uğur Mumcu. Bir dizi suikast zincirinde yer alan bu isimler, Süper NATO'nun Türkiye'de katlettiği Atatürkçü aydınlarımızdan bazıları. İslamcı kadrolaşma oluyor. Bugün 24 Ocak. Uğur Mumcu'nun katledilişinin 19. yılı. Peki Uğur Mumcu neden Gladio'nun hedefinde yer aldı? Amerika 90'lardan itibaren Türkiye'ye kriz bölgelerine müdahale misyonu yüklemek istiyordu. Kriz bölgeleri de Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkaslardı. Türk ordusu 1993 ve 1994'ten sonra bu görev tanımını değiştirdi. Genelkurmay, Amerika'nın kukla devlet üzerinden yönelttiği tehdide karşı önlem geliştiriyor ve bölücü terörle savaşmayı esas alıyordu. Türk ordusunun tehdit algılaması Amerika'nın bölgedeki planlarını bozdu. Süreci tersine çevirmek isteyen Amerikan Gladio'su çok sayıda cinayet ve tertiple Türkiye'yi hizaya getirmeye çalıştı. Amerikan planlarının karşısında duran Atatürkçü aydınlar bir bir katledildi. Uğur Mumcu, PKK'nın MİT tarafından kurulması ve kullanılması sürecini araştırıyordu. Mumcu, 8 Ocak 1993 tarihli Ültimatom başlıklı yazısında, Kürt milliyetçileriyle istihbarat örgütleri arasındaki ilişkilere ışık tutacak çok ilginç belgeler açıklayacağını belirtmişti. Ancak açıklayamadı. 24 Ocak 1993 tarihinde otomobiline konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Aslında o bomba yalnızca Mumcu'nun arabasına değil, Türkiye'nin temeline de konmuştu. Mumcu'yu katleden Amerikancı bomba, Türkiye'yi istikrarsızlaştırma operasyonunun önemli bir kilometre taşıydı. Aradan yıllar geçti ama Amerika'nın hedefi değişmedi. Uğur Mumcuları, Eşref Bitlisleri, Turan Dursunları katleden Gladio, bugün de Atatürkçü aydınları Türk ordusunu Ergenekon tertibiyle Silivri Hastal zindanlarına hapsediyor. Değerli izleyiciler, 24 Ocağı Türk milleti sadece Uğur Mumcu'yu kaybettiği gün olarak hatırlamıyor, hatırlamayacak. Yine bir 24 Ocak günü 11 yıl önce tüm millet bir yiğit evladını daha kurban vermişti. 11 yıl önce uğradığı silahlı saldırıda şehit edilen Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 koruması Diyarbakır'da anıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen anma töreni Okkan ve arkadaşlarının şehit edildiği Sezai Karakoç Bulvarı'nda yapıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve 5 koruması 24 Ocak 2001'de uğradıkları silahlı saldırı sonucu şehit oldu. Gaffar Okkan'la korumaları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy ve Atilla Durmuş katledilişlerinin 11. yılında anıldı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen anma töreni ilk olarak Okkan ve arkadaşlarının şehit edildiği Sezai Karakoç Bulvarı'nda yapıldı. Suikastin gerçekleştiği yere şehit Okkan ve korumalarının fotoğrafları ve karanfiller bırakıldı. Okkan için bir anmada memleketi Sakarya'nın Hendek ilçesinde vardı. Mezarı başında Diyarbakır'daki 18 ayrı okuldan gelen öğrenciler katıldı.
Şehit Emniyet Müdürü bölgede halkla devleti barıştırmış ve karanlık güçlerin tepkisini üzerine çekmişti. Bu dönemde terör örgütü Hizbullah'a yönelik başarılı operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen Okkan, Diyarbakır'da terörün gerilemesinde önemli rol oynadı. Güneydoğu'da Hizbullah'a ait hücre evleri, silahları, örgütün şehir ve dağ kadrolarını ortaya çıkaran Okkan, Diyarbakır'da sayıları hızla artış gösteren sokak çocuklarıyla da ilgilendi. Okkan, Diyarbakır Spor'un yönetim kurulunda da yer aldı. Değerli izleyiciler, şimdi de hava durumuna bakalım. Meteoroloji müdürlüğünden Fatih Bey telefon hattımızda. Günaydın Fatih Bey. Günaydın efendim, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Hava durumunu bize özetler misiniz? Tabii ki efendim, bugün itibariyle Karadeniz kıyıları dışında kalan tüm yurt yağışlı geçecek. Yağışlar şu anda büyük bir bölümünde kar şeklinde olmak üzere devam ediyor. Yağışların bugün itibariyle Marmara'da, Kıyı Ege'de, Akdeniz kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağını tahmin ediyoruz. Özellikle Kıyı Ege'de ve Doğu Akdeniz'in doğusunda, Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli, Antalya ile Antalya'nın doğu ilçelerinde çok kuvvetli yağışlar bekliyoruz. Akşam saatlerinden itibaren Güney Ege kıyılarıyla Batı Akdeniz kıyılarında da rüzgarın güneybatı yönlerden kuvvetli olarak eseceğini tahmin ediyoruz. İstanbul bugün araklarla yağmursuz ve sağanak yağışlı bir gün geçirecek. Günün yüksek sıcaklığı 10 derece civarında olacak. İzmir çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı. En yüksek sıcaklığımız 14 derece civarında. Ankara'da ise gece kuvvetli bir kar yağışı gördük. Ancak sabah saatlerinde etkisini kaybetti. Gün boyunca da hafif olmak üzere yağışın aralıklarla devam edeceğini tahmin ediyoruz. Günün yüksek sıcaklığı 3 derece civarında olacak. Önümüzdeki günlerde de yağış tablosu hemen hemen aynı iç kesimlerde. Karla karışık yağmur, kıyılarda ise yağmur ve sağanak şeklinde olmak üzere yağışların devam edeceğini tahmin ediyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler, özetleme için. Evet değerli izleyiciler, soğuk, karlı ve karanlık bir gün bizi bekliyor anlaşılan. Turumuza devam edelim. Bakalım gazeteler neler yazmış bugün. Hürriyet gazetesindeyiz. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında dev bir sürmanşet var. Küçük ırkçı zihniyet. Başbakan Erdoğan'ın hedefinde faşizmin ayak sesleri dediği yasanın mimarı Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy vardı. Bu küçük ırkçı zihniyete Türkiye ile kavga ediyor payesini vermeyeceğiz sözlerine yer vermiş Hürriyet gazetesi. Ve hemen yanında aynı haberin devamı olarak 60 iyi senatör aranıyor başlığını görüyoruz. İnkar yasası için son şans, 60 iyi senatör aranıyor. İnkar yasası Fransa Senatosu'nda kabul edilince gözler tasarıya red oyu veren senatörlere çevrildi. Sarkozy'nin 15 gün içinde onaylayacağı açıklanan yasa için anayasaya aykırı diyen senato üyeleri 60 imza toplayıp konuyu Anayasa Konseyi'ne taşımaya çalışıyor. Konsey metni uygunsuz görürse yasa düşecek. Cumhurbaşkanı Gül de bu kanunu esefle kınıyorum demiş değerli izleyiciler. Ümit ederim ki en az 60 senatör Fransız demokrasisi üzerindeki bu gölgeyi kaldırmak için Anayasa Mahkemesi'ne müracaat eder diye konuşmuş. Allah Allah, Fransız demokrasisi üzerindeki gölgenin derdine düşmüş bir cumhurbaşkanımız var değerli izleyiciler. Bizim tarihimize, Kurtuluş Savaşımıza, Cumhuriyetimizin kuruluşuna dil uzatanlara değil de ondan çok Fransız demokrasi üzerinde düşen gölgeye hayıflanan bir cumhurbaşkanımız. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Manşetinde ise çığda cam pazarı sözlerini okuyoruz gazetenin. Konya'nın Seydişehir ilçesine bağlı Madenli köyünde yaşayan ve avlanmak için gittiği dağda çığ altında kalan Ali Güler 4 saat uğraşıp tünel açarak ölümden kurtuldu. 7 metre tünel kazmış değerli izleyiciler. Hilmi Şengör'ün cesedi 30 saat süren aramalardan sonra bulundu diyor Hilmi Şengör'ün fotoğrafı altında.
Ve bir dijital haber. Dikkat, dijital boğaz geliyor. Hürriyet gazetesinin birinci sayfasındayız. Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen teknoloji konferansı DLD'ye Türkiye damgasını vurdu. Fransız Le Figaro gazetesi konferansı Silikon Vadisi'nden sonra karşınızda dijital boğaz başlığıyla verdi. Haberde Türkiye'nin Dailymotion, Facebook gibi platformlar için inanılmaz bir pazar haline geldiği de vurgulanmış. Evet, Milliyet Gazetesi'ne geçelim. Milliyet Gazetesi'nin bugünkü birinci sayfası. Yine Hürriyet Gazetesi gibi sürmanşetini Milliyet'te birazcık Fransa'ya ayırmış. Birlikte okuyalım. Sürmanşetteyiz Milliyet Gazetesi'nde. Hedefteki iki lider Erdoğan Sarkozy'ye bu ırkçı tutumun geçmişini silemez diye yüklenirken bir mesaj da Maliki'ye yolladı. Irak'ta mezhep kavgasına sessiz kalmayız. Evet, Fransa'ya karşı Türk hükümetinin tutumunu açıklarken hemen araya Maliki'yi de ekleyen bir başbakanımız var. Diyeceksiniz ki öyle cumhurbaşkanı olur da böyle başbakanı olmaz mı? Çok haklısınız. Devam ediyoruz okumaya. Sarkozy'ye demiş ki Erdoğan, Ermeni tasarısı açık şekilde ayrımcılık, ırkçılık meselesidir. Sarkozy'nin dedesi İspanya'da kovulan Osmanlı'nın kucak açtığı Musevilerdendir. Ne kadar ırkçı tutum takınırsa takınsın Sarkozy bu geçmişini silip atamayacak. Osmanlı hoşgörüsüne gölge düşüremeyecektir. Maliki'ye de bakın neler söylemiş ya da Maliki'ye söylediklerinden bakın hangi bölümü almış Milliyet Gazetesi. Türkiye bizim iç işlerimize karışıyor, yaklaşımı çok çirkindir. Biz, ABD ve diğer ülkeler Irak'a girdiğinde Irak'taki kardeşlerimiz bizim oraya girmemizi istemedikleri için girmedik. Ama Maliki şunu bilmeli, siz Irak'ta bir mezhep çatışması başlatırsanız buna sessiz kalmayız. Evet, bu sözlerine yer vermiş Milliyet Gazetesi sürmanşet haberinde. Hemen arkasından Gül'ün sözleri de var. Bu yasayla Fransa küçüldü başlığıyla görmüş Milliyet Gazetesi haberi. Ve AB iki yüzlü başlığıyla bir devam haberi var sürmanşetin, okuyalım. Moskova'ya uçarken sohbet ettiğimiz Dışişleri Bakanı Davutoğlu Fransa kadar Avrupa Birliği'ne de tepkiliydi. Böyle bir kararı biz alsak Avrupa'dan kaç tane kınama gelirdi bir düşünün. Oysa bir tepki bile yok. Bu iki yüzlülüğü yüzlerine vurmak lazım. Bu da Dışişleri Bakanımız değerli izleyiciler, gazeteci Fikret Bila'ya işte böyle dert yanmış. Milliyet Gazetesi'ndeyiz. Manşete geldi sıra. Türk erkeği Hans değil ki. Emniyet müdüründen kadına şiddet teşhisi buymuş değerli izleyiciler. Emekli 1. sınıf emniyet müdürü Hasan Yağar'ın Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi doktorası varmış ve işte böyle söylemiş. Türk erkeği Hans değil ki. Eski emniyet müdürü Doktor Hasan Yağar, Çağın Polisi adlı dergi için kaleme aldığı makalede kadın cinayetlerini işte bu şaşırtıcı ifadelerle analiz etti. Konunun gelenek ve göreneklerimizle alakalı olduğu inkar edilemez. Cinayetlerin hemen hepsi mega kentlerde oluyor. Bu tesadüf değildir. Kadınımız erkek karşısında fiziken mağdur durumdadır. Ama dili ve hareketleri bakımından aynısı söylenemez. Kanaatimce bu kişiler dil ve hareketlerle tahrik sonucu öldürmeye yönelebiliyor. Evet, doktorası olan eski emniyet müdürü Hasan Yağar Türkiye'de kadın cinayetlerini işte böyle değerlendirmiş. Milliyet Gazetesi sakıncalı piyadeyi unutmayacağız başlığıyla kısaca Uğur Mumcu'nun anma etkinliklerinde birinci sayfasından görmüş ve hemen altında odalarda sıkışan hayatlar başlıklı bir haber var. Hatırlayacaksınız, önceki gün Eminönü'nde çıkan yangında 5 yurttaş yanarak hayatını kaybetti. İşte o haberin devamı niteliğindeki haberi birlikte okuyalım. Odalarda sıkışan hayatlar, kutu gibi bir odada kalan Diyarbakırlı 5 gencin yangında ölümü İstanbul'un bir acı gerçeğini daha gündeme taşıdı diyor haberde.
Evet, sırada Bir Gün Gazetesi var. Bir Gün Gazetesi'nin bugünkü manşeti: katillerimiz dışarıda, ey halkım unutma beni. Yazar Uğur Mumcu 19 yıl sonra katledildiği yerde anıldı. Ailesi ve sevenleri adına yapılan açıklamada hükümet katliamları kapalı bir televizyonu izler gibi izliyor denildi. Spotuyla görmüş haberi. Ve hemen üstünde Uludere haberini görüyoruz. Sürmanşetinde gazetenin: neye mal olursa olsun vurun dediniz mi? Demirtaş'ın sorusuymuş bu. Demirtaş Erdoğan'a Uludere katliamında sizi arayan askerlere neye mal olursa olsun vurun dediniz mi diye bir soru yöneltmiş. Erdoğan'a şok soru patlangıcıyla bu vurguyu tekrar etmiş gazete haberinde. Ve bir haber daha Bir Gün Gazetesi'nden: yeni yasa eskisinden beter. Kamu emekçilerine güya toplu sözleşme hakkı tanıyan yasa tasarısının son halinden tüm sendikalar şikayetçi diyor haberin devam spotunda. Özgür Gündem'e bakalım. Özgür Gündem'in bugünkü manşeti: para değil hesap ver. Faili meçhullerle ilgili tek bir işlem yapmayan hükümet, Roboski katliamını ise tazminatla kapatmak istiyor. Hükümete sert tepki gösteren Demirtaş, bunlar devlet cinayetidir. Bu defter kapanmayacak diye konuşmuş. Grup toplantısında yine Kürtleri hedefe koyan ve BDP'lileri tehdit eden Başbakan Erdoğan, kapsamlı bir soruşturması bile yapılmayan AMED'de ortaya çıkan kafatasları için yüzleştiklerini iddia etti. Erdoğan ayrıca bir aydır aydınlatmadıkları ve hesap sormadıkları Roboski katliamı içinse ailelere tazminat vereceklerini söyledi. Roboski katliamı ne diyeceksiniz? Uludere'yi kastediyor olmalı. Ve Özgürlük Yürüyüşü bu hafta AMED başta olmak üzere Türkiye'nin birçok yerinde ve Avrupa'da on binlerce yurttaş Öcalan'a özgürlük ve Kürt halkına siyasal statü adıyla uzun bir yürüyüş gerçekleştirecek diyor sürmanşet haberinde. Değerli izleyiciler, sırada Radikal Gazetesi var. Radikal Gazetesi'nin bugünkü manşeti: bir eyleme 40 yıl sürgün. Musa Anter'in oğlunun Türkiye'yi 40 yıl, babasının mezarını 20 yıl sonra ziyaret edebilmesinin sebebi ortaya çıktı. 1969'da Stockholm'de 1 Mayıs'a katılmak. 1 Mayıs'a katıldığı için 1969 yılında 40 yıldır ülkesine gelememiş habere göre. Evet, Türkiye konsey tepkiye konsey freni sürmanşetinde aktarıyoruz Radikal Gazetesi'nden. Fransa'nın soykırım inkarını ceza yasasına karşı son çare 60 senatörün Anayasa Konseyi'ne gidip iptal ettirmesi. Hükümet lobiyi sekteye uğratmamak için sesini çok yükseltmeyecek. Sesini çok yükseltmeyecek, lobiyi sekteye uğratmamak için. Nasıl bir mantıktır? Anlayan var mı Allah aşkına? Varsa söylesin bize değerli izleyiciler. Vatan Gazetesi'ne geçtik. Vatan Gazetesi'nin bugünkü manşeti: gurur ve utanç. Antalya'da Türk doktorlar dünyanın konuştuğu yüz nakline imza attı. Diyarbakır'da 2 yaşındaki Muhammed yer yok diye alınmadığı hastane kapısında can verdi diyor. İki fotoğraf yan yana konmuş Vatan Gazetesi'nin bugünkü manşetinde. Evet, bir fotoğrafta Profesör Özkan ve doktor eşi Özlenen Özkan, 11 aylık kızları Zeynep Lara ile bir arada görülüyor. Çift demiş ki toprak olacağını insanların yaşamasına yarasın diyerek tüm organlarını bağışladıklarını açıklamışlar Vatan Gazetesi'ne. Evet değerli izleyiciler, bir haber daha okuyarak Vatan Gazetesi'ni bitirelim. İkiyüzlülük başlığıyla vermiş Fransa'daki senato oylamasının sonucunu. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun sözleri bu, ikiyüzlülük sözü. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Fransa'daki soykırım tasarısına Avrupa Birliği'nin tepkisiz kalmasını eleştirdi. Bu ikiyüzlülük başka bir ülkede olsa, Türkiye'de buna benzer bir şey olsa adeta kıyamet kopardı demiş. Demek sadece Fikret Bila'ya değil, Bila Çetin'e de bunu söylemiş ya da uçakta söylediği bir şeydi.
Evet değerli izleyiciler, şimdi kısa bir aramız var. Daha sonra tekrar buluşmak üzere diyoruz. Tekrar merhaba değerli izleyiciler. Haber turumuza kaldığımız yerden devam edelim. Habertürk gazetesiyle sürdürelim turumuzu. Habertürk'ün bugünkü manşeti sabrediyoruz. Erdoğan'dan inkar yasasına serin kanlı tavır. Sabır dönemindeyiz. Fransız ırkçılığına Türkiye ile kavga etme payesi vermeyeceğiz. Vallahi yer mi bunu Türk milleti, ne dersiniz sayın izleyiciler? Evet, Habertürk'ün hemen yanında bir haber daha var. Kandil burkayı ajan ilan etti. PKK'nın Kandil lideri Murat Karayılan, PKK bir devlet projesiydi sözleri nedeniyle Kürt siyasetçi Kemal Burka'yı hedef aldı ve şöyle dedi. İhanet ve şerefsizlik, kendisi ajan pozisyonundadır ama direnenleri hedef almaktadır. Evet, gördüğünüz gibi birbirlerine girdiler. Kemal Burka'yı büyük ümitlerle getirmişler, televizyonlara, ekranlara, gazete sayfalarına taşımışlardı ama Murat Karayılan ajan ilan etmiş. Habertürk'te bir sürmanşet haberi, polise UYAP'a girme yasağı. Adalet Bakanlığı, vatandaşın yargıyla ilgili bilgilerini içeren UYAP programına polis ve jandarmanın girişini yasakladı. 3 Ocak'tan itibaren dava dosyaları ile ilgili bilgi akışı durdu. Gerekçe sistem suistimal ediliyor imiş. Polis girmeyecek, jandarma girmeyecek, yargıyla ilgili bilgileri kaçakçıları, vergi kaçakçılarını, ihalecileri, entrikacıları Adalet Bakanlığı hangi güvenlik birimleriyle takip edecek, merak ettik değerli izleyiciler. Ve müsteşar lojmanı afet bölgesi haberini de aktaralım sizlere. Habertürk gazetesindeyiz. DPT müsteşarına 1 milyon 179 bin liraya lojman alınmış. İçi doğal afet hükmü uyarınca 356 bin liraya döşenmiş. Bu da bir sürmanşet haberiydi Habertürk gazetesinin. Evet, soykırım masasına muhalefetten sert çıkış başlığıyla küçük bir haber de olsa birinci sayfada olduğu için sizlere aktaralım. Habertürk gazetesindeyiz. Haberin başlığı pişkin, sefil, soysuz. Kılıçdaroğlu demiş ki Fransa'nın ayıbına karşı hükümete açık çek. Tutarlı olun, her kararda yanınızdayız. MHP lideri Bahçeli ise pişkin, sefil ve soysuz Fransa, seri cinayete meraklıysa aynaya bakıp karanlık suratını görsün demiş. İşte muhalefetin ilk tepkileri de böyle değerli izleyiciler. Bu arada Putin'le 35 dakika başlıklı küçük bir kutusu var Habertürk'ün birinci sayfasının. Bakalım altında ne yazılı. Erdoğan dün Putin'le 35 dakika Suriye'yi görüştü diyor haberde. Suriye'ye girme konusunda biliyorsunuz çok kararlılar. 2 gün önce yine Suriye'ye girebiliriz yollu açıklamaları olmuştu Davutoğlu'nun. Şimdi bugün de dün de Erdoğan Putin'le 35 dakika Suriye meselesini telefonda görüşmüş değerli izleyiciler. Posta gazetesine geçtik. Posta gazetesinin bugünkü manşeti yine aynı Habertürk'le aynı sözlerle çıkmış. Sabrediyoruz. Başbakan Erdoğan, Fransa Senatosu'nun kabul ettiği Ermeni soykırımını inkara ceza getiren yasa hakkında bizim için yok hükmündedir. Bu hatanın telafi edileceğine dair umudumuzu kaybetmedik. Hala sabır dönemindeyiz. Gelişmelere göre tepkimizi ortaya koyacağız sözlerine yer vermiş Posta Gazetesi. Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, yasa teklifine karşı oy kullanan senatörlerin Anayasa Mahkemesi'ne başvuruları için gerekli girişimleri sürdürüyoruz. Hiç kimsenin Türkiye ile kavga ediyorum deyip böbürlenmesine fırsat vermeyeceğiz. Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin büyük dedesi Osmanlı topraklarında doğmuş büyümüş biridir.
Sarkozy ne kadar çabalarsa çabalasın geçmişini silemeyecek, Osmanlı hoşgörüsüne gölge düşüremeyecektir demiş. Hemen altında 60 parlamenter aranıyor sözleri var. Herhalde şey gibi biliyor musunuz? Türkiye'den çıkmaz, kimseden ses çıkmaz. Çıkarsa 60 parlamenter Fransa parlamentosundan çıkar gibi bir şey. Tabii Türkiye eşittir AKP hükümeti diye görenlere böyle bir tablo. İşin gerçeği o değil. Evet, Mehmet Ali Birant'la devam edelim. Mehmet Ali Birant da çok memnun ki demiş ki Türkiye ilk defa soğukkanlı davranıyor. Olan oldu ve beklenen sonuç çıktı. Vazo kırıldı. Şimdi ayaklanıp Fransızları dövmeye ve yaptıklarından dolayı pişman etmeye çalışabilirdik. Şimdiye kadar da hep böyle yaptık. Başbakan ilk defa soğukkanlı bir tepki gösterdi. Doğrusunu yaptı. Zira daha gidilecek çok uzun bir yolumuz var. Değerli izleyiciler, Posta Gazetesi'nden Fransa olayı işte böyle aktarılmış manşetinde. Hemen yanında küçük bir haber, dün ulusal kanal ekranlarında da gördünüz ama bülteni kaçıranlar olabilir. Ayrıca Posta Gazetesi hakkında size bilgi verelim, haberleri hakkında. Haber şöyle, milli güvenlik dersi kalktı. Başbakan Tayyip Erdoğan 1979 yılından bu yana liselerde okutulan milli güvenlik bilgisi dersinin kaldırıldığını açıkladı. Bu ders nedeniyle Türkiye'nin Avrupa Birliği raporlarında eleştirildiğini hatırlatan Erdoğan, partisinin grup toplantısında şöyle konuştu. Özellikle de asker öğretmenler tarafından verilmesi yadırganan bu dersin bir kısım konuları 2012-2013 yılından itibaren vatandaşlık bilgisi ve benzeri derslerin içinde sivil öğretmenler tarafından işlenecektir diyor gazete haberinde. Ve bir haber daha Posta Gazetesi'ndeyiz. Gaffar Okan babamın katilini bulmuştu. Açıklaması var. Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu'dan açıklama değerli izleyiciler. Ankara'da 1993'te bombalı suikastle katledilen gazeteci Uğur Mumcu ölümünün 19. yılında, Diyarbakır'da 2001'de silahlı saldırıyla öldürülen emniyet müdürü Gaffar Okkan da ölümünün 11. yılında anıldı. Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Twitter'dan bugüne kadar hiç ortaya çıkmamış iddialarda bulundu. Yakınlarına Mumcu cinayetini çözdüm diyen Gaffar Okkan'ın neyi çözdüğünü kim araştırdı? Gaffar Okkan Uğur Mumcu anmasına giderken öldürüldü diye yazmış Özge Mumcu Twitter hesabından. Gerçekten ilginç. Bakalım devamı gelecek mi değerli izleyiciler? Yeni Şafak gazetesine geçtik. Yeni Şafak gazetesinin manşeti örtülmeyecek. Başbakan Erdoğan Uludere meselesinin de Hrant Dink cinayetinin de devletin derin dehlizlerinde kaybolmasına asla müsaade etmeyeceklerini kaydetti. Uludere'de hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarına 123 bin lira ödeneceğini açıklayan Erdoğan, bu para acılı ailelerin analarının ak sütü kadar helaldir ve haktır dedi. Dünkü grup toplantısında yaptığı konuşmayı manşetine taşımış Yeni Şafak gazetesi. Ankara'ya teslim olmadık başlığı var Yeni Şafak gazetesinde. AK Parti'nin Ankara'ya teslim olmadığını ve hiçbir hadise faili meçhul kalmasın diye uğraştığını bildiren Erdoğan şunları söyledi. Diyarbakır'da 19 tane kemiğe ulaşıldı. Eskiden yapılamayan şimdi yapılıyor. 12 Eylül'de idam edilen Pehlivanoğlu'nun Allah'tan bulsunlar dediği o kişiler de 32 yıl sonra yargının karşısına çıktı diyor. Evet, Ankara'ya teslim olmadık diyen de başbakanın kendisi değerli izleyiciler. Devletin derin dehlizlerine bırakmayacağız diyen de yine hükümetin başı Erdoğan. Her şey daha farklı olacak. Yine bu farklılık mesajı Abdullah Gül'den değerli izleyiciler. Yeni Şafak'tan birlikte okuyalım. Cumhurbaşkanı Gül, soykırımı inkarı suç sayan yasayı Senato'dan geçiren Fransa'nın ifade özgürlüğünü kısıtlayan ülkeler kategorisine girdiğini belirterek,
Bu kararı esefle kınıyorum. İki ülke ilişkisi artık çok daha farklı olacak demiş. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Çiçek de Fransa'ya hatanızı derhal düzeltin çağrısında bulunmuş. Yeni Şafak'ın haberlerinden, birinci sayfa haberlerinden seçmelerdi. Taraf Gazetesi'ne geçiyoruz. Taraf Gazetesi'nin bugünkü manşeti: okulla ilişkiniz kesildi komutanım. Milli güvenlik derslerine son verilmesini Erdoğan'ın dün grup toplantısında açıkladığı bu haberi manşetine taşımış Taraf Gazetesi. Sivilleşme dalgası okula da ulaştı. Liselerde 33 yıldır gençleri orduya özlemle bağlamak amacıyla üniformalı subaylar tarafından verilen milli güvenlik bilgisi dersleri kaldırıldı diye spot haberi bu spotla devam ettirmiş Taraf Gazetesi. Kimse beni buradan götüremez. Bu da sürmanşette gördüğü bir başka haber. Musa Anter'in oğlu konusu. Musa Anter'in oğlu 43 yıl sonra özel izinle geldiği Türkiye'den ayrılmayacak diye vermiş. Ve bir kuşak sürmanşette, bir kuşak okuyorum sizlere Taraf Gazetesi'nden. 1915 olayları soykırımdır. Fransız Senatosu'nun kararıyla artık bu manşetin tam tersini, mesela Le Monde'da atmanın bedeli 1 yıl hapis ve 45 bin avro para cezası olacak. Türkiye'de hükümet ve siyasetçiler bu karara ifade özgürlüğü gerekçesiyle haklı olarak itiraz ediyorlar. Duyan da 1915 burada özgürce tartışılıyor sanacak. Oysa 1915'e soykırım diyen birçok kişi ceza aldı, baskı gördü. Taraf Fransa'daki yasaya karşı çıkarken Ermenilere soykırım yapıldığını söyleme hakkını da sonuna kadar savunuyor. Vallahi ben çok beğendim bu attığı kuşağı değerli izleyiciler. Gerçekten de bizim hükümetin de aydınların da savunduğu çizgi ne diyorlar? Fikir özgürlüğüne karşı platformunda baktığınız zaman 1915 olayları soykırımdır demek de serbest, soykırım değildir de serbest olsun gibi bir mantık. İş Fransa'nın karşısına geçip soykırım yapmadık, vatan savunduk diyebilmekte. Bir bakın etrafınıza, bunu kim söylüyor? Hükümet söylüyor mu, söylemiyor mu? Söylemiyorsa hükümet dışında kimden duyuyoruz bu yürekli tavrı? Yeni Çağ Gazetesi'ne geçtik. Yeni Çağ Gazetesi'nin bugünkü manşeti: Erdoğan'dan Fransa'ya soykırım ödülü. Paris Ankara'ya kumpas kurarken Başbakan Fransız şirketi EDF'nin %15 ile ortak olduğu Güney Akım'a onay verdi. Ankara Paris'e kızgın mı, kızgınmış gibi mi yapıyor? 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı Profesör Doktor Ümit Özdağ iktidara bu soruyu yöneltti. Ve Türkiye'nin kısa bir süre önce izin verdiği Güney Akım doğalgaz boru hattı projesindeki Fransız firması EDF'nin dev girişimden alacağı %15'lik paya dikkat çekti. Rus doğalgazını Avrupa'ya ulaştıracak proje için Fransız firması EDF, öyle ki Fransa, Amerika Birleşik Devletleri'nin eleştirisine rağmen Rusya'ya helikopter gemisi sattı. Bu bir NATO üyesinden Rusya'ya yapılan ilk gemi satışıydı. Bütün bu süreçte diye devam ediyor haber. Çok yönlü uluslararası bir proje tabii. Azerbaycan'ın da zarar görme durumu var. Nabucco projesine de çok büyük bir engel oluşturacak uyarısı var. İşte böyle bir dosya haberi manşetine taşımış bugünkü Yeni Çağ Gazetesi, Erdoğan'dan Fransa'ya soykırım ödülü başlığıyla vermiş. Ve hemen üstünde de bir başka ek haber, yan haber: Ermeniler bayram ediyor diyor. Fransa'nın kabul ettiği inkar yasası Ermeni cephesinde büyük bir sevinç yarattı. Dışişleri Bakanı şükran sundu. Ermenistan Dışişleri Bakanı Nalbantyan karar sonrasında Fransa'ya şükranlarımı sunuyorum. Bugün sadece Ermenistan-Fransa ilişkileri açısından değil, dünyada insan haklarının korunması açısından da tarihi altın harflerle yazılacak diye ilan etmiş Ermenistan Dışişleri Bakanı.
Sarkozy'den mektup haberiyle bitirelim Yeni Çağ gazetesini ve bir stüdyo konuğumuz var. Kendisini bekletmeden ona dönelim. Sarkozy'den mektup haberi şöyle: Yeni Çağ gazetesinde Türkiye'yi hedef almadıklarını öne süren Fransa Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektupta ortak çıkarlarımızı dikkate alın çağrısında bulundu. Fransa Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada Sarkozy'nin kabul edilen yasa teklifini 15 gün içinde imzalayacağı belirtildi diyor haberde. Kaçış yok, imzalanacak, ayağınızı denk alın gibi bir mektup anlaşılan. Evet değerli izleyiciler, her sabah olduğu gibi dedik, stüdyo konuğumuza dönecektik ama birkaç dakikaya daha ihtiyacı varmış arkadaşların. Sadece bekleden ben değilmişim, onun için bir gazete daha alabiliriz. Evet, Akşam Gazetesi'ndeyiz. Akşam Gazetesi'nin bugünkü manşeti: Emniyetten böcek uçurma. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde geçen yıl yaşanan böcek skandalının sahte tutanakla örtbas edildiği ortaya çıktı. İşte belgeleriyle pes artık dedirten bir dinleme öyküsü diyor Akşam Gazetesi'nin bugünkü manşet haberinde. Deniz Limanları Şube Müdürü Mustafa Aral'ın eski odasında 17 Şubat 2011'de tesadüfen bulunan iki şüpheli cihaz için tutanak düzenlendi. Evraka Aral'la birlikte olaya şahit olan 5 polis imza attı. Mustafa Aral'ın eski odasında internet ve Polnet hatlarının geçtiği kablo kutusunun içinden böcek çıktı. Aral'ın imza attığı 17 Şubat tarihli tutanak, adı ve imzası olmayan aynı tarihli bir başka tutanakla değiştirildi diyor Akşam Gazetesi'nin haberinde. Kim bilir hangi dolaplarda ne böcekler dolaşıyor değerli izleyiciler, ama siz istediğiniz kadar tutanak tutturun. Baksanıza, tutanakları da değiştiriyorlarmış. Her tarafı böyle lime lime dökülen bir vaka. Değerli izleyiciler, Akşam Gazetesi ile devam edelim. Sürmanşetinde faşizmin ayak sesleri sözleri var. Faşizmin ayak sesleri haberinin altında bakalım neler var. Akşam Gazetesi'ndeyiz. Seçim yatırımı Ermeni teklifini Senato'da kabul eden Fransa'ya devlet tavır aldı. Cumhurbaşkanı Gül, Fransa'yı küçültücü bir karar. İlişkiler artık farklı boyutta derken Başbakan Erdoğan'ın hedefi Sarkozy oldu. Yaptıkları aleni ırkçılık, düşünce özgürlüğü katliamı, Türk düşmanlığı üzerinden oy devşiriyorlar. Sessiz kalan Avrupa'da faşizmin ayak seslerini duymama vebalini taşır. Bu küçük ırkçı zihniyete Türkiye ile kavga ediyor payesini vermeyeceğiz. Sarkozy'nin de derdi, aman bana böyle bir paye versinler, Türkiye bizimle kavga etsin de ben de paye alayımdı gerçekten. Usta siyasetçi bu şeyi, bu fırsatı Sarkozy'ye vermemiş. Hemen altında Davutoğlu'nun sözlerini övgüyle sürmanşete çıkartmış Akşam Gazetesi, Fransa'nın değil Avrupa Birliği'nin de suçu saptamasına yer vermiş gazete. Ve son unsuru, sürmanşet haberinin son unsuru şöyle: Ankara Paris'i tehdit ediyor. Türkiye-Fransa hattını geren oylama dünyanın da takibinde diyerek kısa bir özet vermiş. İlginç, aktarmak isteriz sizlere. Le Monde demiş ki, Fransa'daki Fransız gazetesi Le Monde, Fransa stratejik ortağını kaybetmek üzere, yaptırım kapıda. Liberasyon, Fransa'da çıkan Liberasyon, Ankara'dan Paris'e acı verici misilleme önlemleri geliyor. Amerikan New York Times, Fransa-Türkiye ilişkileri dibe vurdu, Paris'in durumu hassas. İngiliz The Guardian, büyük kavga, Türkiye kalıcı sonuçlarla tehdit ediyor. Ve Alman Deutsche Welle, Fransa'yı uyarı, onaylanırsa tam bir kırılma olur. Batı basını işte bu söz başlıklarla görmüş Fransa Senatosu'nun kararını. Evet değerli izleyiciler, nihayet konuğumuza dönebiliriz. Ulusal Kanal İstihbarat Şefi Naci Eriş stüdyomuzda bize bugünün gündemini aktaracak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi beklettik, kusura bakmayın. Buyurun, ne var gündeminizde? Bugün hangi haberleri izleyeceksiniz? Evet, bugün Fransa
Trump'ın Senato'da kabul etmiş olduğu yasa tasarısıyla ilgili tepkiler var. Türkiye'de özellikle tabii açıklamalar yapıldı ama ilk tepkiyi İşçi Partisi eylemle vermişti Fransa Konsolosluğu'nun, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde. Yine Antalya'da da bir protesto gösterisi oldu. İşçi Partisi'nin Antalya il şubesi tarafından gerçekleştirilen basın açıklamasında Fransa'ya giderek bu yasayı çiğneyeceğiz denildi. Bu konuyla ilgili bir haberimiz olacak. Aynı zamanda İşçi Partisi Kadıköy İlçe Teşkilatı da bugün saat 14'te İskele Meydanı'nda bir basın açıklaması yapacak Atatürk Anıtı önünde. Bu basın açıklamasını da takip edeceğiz. Tabii bu konuyla ilgili gelişmeler, açıklamalar olacak. Gündemimizde bugün büyük bir ağırlık taşıyacak Fransa Senatosu'nda kabul edilen yasa tasarısı ve bu konuyla ilgili gelişmeleri bültenlerimizde ve ana haber bültenimizde izleyicilerimize aktaracağız. Türkiye'nin önemli gündem maddelerinin birisi de Anayasa Mahkemesi'nin siyasi partiler kanunuyla ilgili yapmış olduğu bir düzenlemenin iptali kararı. Bu konuyla ilgili haberlerimizi ayrıntılı olarak anlatmıştık. Dün programlarımızda da işledik bu konuyu. Bugün hukukçulardan görüş almayı sürdüreceğiz. Neler olacak? Bu Anayasa Mahkemesi'nin yapmış olduğu değişiklikle ne gibi sonuçlar doğacak? Bu konuyu hukukçularla tartışacağız ve izleyicilerimize görüşleri aktaracağız. Beşiktaş Adliyesi'nde Poyrazköy davası görülmeye devam edilecek. 8 tutuklu 71 kişi toplamda 71 asker bu davada yargılanıyordu. Bu duruşmayı takip edeceğiz. Maltepe Gülsuyu Mahallesi'nde bir KCK operasyonu başlatıldı. Gülsuyu Mahallesi'nde ağırlıkla bazı adreslere operasyonlar düzenlendi ve gözaltılar olduğu belirtiliyor. Kaç kişinin gözaltına alındığı şu anda belli değil. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. KCK operasyonunun ayrıntıları da Ulusal Kanal haber bültenlerinden takip edilebilir. İşçi Partisi bugün Tuzla'daki Kampana işçilerini ziyaret ediyor. Yaklaşık bir yıldır grev direnişteler Kampana işçileri. Deri iş üyesi oldukları için işten çıkarılmışlardı. Bu konuyla ilgili İşçi Partisi ve Sendikal Güç Birliği platformu Kampana işçilerini ziyaret ederek destek verecek. Bu ziyarette takip edeceğiz. Hem de Kampana işçilerinin son durumu nedir? Direniş nasıl gidiyor? Bu konuyla ilgili ayrıntılı bir haberimiz olacak. Çanakkale'nin Muratlı Köyü'nde altın madeni kurulmak isteniyor. Bu konuyla ilgili daha önce köylülerin şikayetleri olmuştu. Altın madenini istemiyorlardı. Köyde çevresel etki değerlendirme toplantısı yapılmak isteniyor. Bu toplantının şöyle oluyor. Köyde o maden ocağını kurmak isteyen şirketin sahipleri gelip köylere bilgi veriyorlar ve bu bilgiyi verdikten sonra ruhsat alabiliyorlar. Ancak köylüler bu toplantının yapılmasını engelliyorlar. Köylerinde bir altın madeni ocağı kurulmasını istemedikleri için öncelikle toplantının yapılmasını engelliyorlar. Ve şikayetleri var. Bu konuyla ilgili köylülere mikrofon uzattık. Onların sesini Ulusal Kanal haber bültenlerinde yine izleyicilerimiz görebilecekler. Gündemimiz şimdilik bunlardan ibaret ve gün içerisindeki gelişmeleri de aktarmayı sürdüreceğiz. Peki, teşekkür ediyoruz. Size kolay gelsin. Sağ olun. Değerli izleyiciler, Naci Eriş'i dinledik. Ulusal Kanal istihbarat şefimiz. Evet, Ankara'ya da hemen dönelim. Hattımızda Levent Ak var. Canlı yayın bağlantımız olacak Levent Ak'la. Ekranlarınıza getiriyoruz Levent Ak'ı. Levent, günaydın. Söz sizin. Günaydın Füsun iki kardeş. Başkentin gündeminde ağırlıklı gündem maddesi ise Türkiye-Fransa ilişkileri. Öyle görünüyor ki Fransız Senatosu'nda geçen düzenlemenin ardından, yani soykırımın reddini suç sayan düzenlemenin ardından Türkiye-Fransa ilişkilerinin ne şekilde değişeceği, dönüşeceği tartışılıyor. Özellikle hükümetin atacağını söylediği, daha önceden ilan ettiği adımları merakla bekliyor. Başkentte de bürokrasi ve siyaset kulisleri de bu adımları bekliyor. Öte yandan
yandan tabii AKP iktidarının Türkiye-Fransa ilişki, özellikle Sarkozy yönetimiyle ilişkileri de mercek altında. Bu kapsamda aslında Fransa'da söz konusu düzenleme 2004 yılında Fransa Senatosu'nun ve Meclisi'nin gündemine gelmişti. Yani Ermeni soykırımı ile ilgili iddialar 2004 yılından bu yana Fransa'nın gündeminde. Ve buna rağmen AKP iktidarı 2004 yılından bu yana Fransa ile ilişkilerini sağlıklı bir şekilde büyütmüş ve geliştirmişti. İşte biz buna mercek tutacağız bugün haber bültenlerimizde. 2004'ten bu yana, yani sözde soykırım iddialarının Fransa gündemine geldiği günden bu yana, Sarkozy ve Fransa bürokrasisiyle AKP iktidarının ilişkilerini ne mercek tutacağız? Buna ilişkin haberlerimiz olacak. Tabii öte yandan düzenlemenin yasalaşma süreci henüz tamamlanmadı. Sarkozy'nin imzası gerekiyor. Ve tabii bir de Anayasa Mahkemesi süreci var Fransa'da bu konuya ilişkin. 60 senatör ve milletvekilinin imzasıyla düzenleme ancak Anayasa Mahkemesi'ne götürülüyor. Şimdi Ankara'da buna ilişkin formül arayışları da başlamış diyebiliriz. Zira 60 senatör ve milletvekilinin bu düzenlemenin iptaline ilişkin Fransa Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapması için de bir kulis çalışması yürütülüyor. Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği nezdinde diyebiliriz. Öte yandan Erdoğan'ın bugün gündeminde kabulleri olacak Başbakanlık Merkez Binada. Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı Murat Özçelik, eski Bağdat Büyükelçisi Murat Özçelik, şimdi Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarı. O Başbakanlığa gelecek ve Erdoğan'la görüşecek. Ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu yine Erdoğan'la görüşecek. Rıfat Hisarcıklıoğlu, yani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, özellikle son bir aylık süre içerisinde yeni anayasa çalışmaları kapsamında kamuoyu oluşturma anlamında faaliyetler yürütüyor. Çeşitli toplantılar düzenliyor. Anayasa Komisyonu, mecliste kurulan Anayasa Hazırlık Komisyonu üyeleriyle bazı sivil toplum örgütlerini bir araya getirme faaliyetleri yürütüyor. Son olarak da geride bıraktığımız hafta sonu Konya'da bazı temaslar, toplantılar gerçekleştirilmişti. Hemen bunu da hatırlatalım. Öte yandan bugün Meclis Genel Kurulu'nda Aden Körfezi'ne asker gönderme tezkeresi görüşülecek. Bu tezkere aslında yürürlükte ama birer yıllık süreyle meclisten geçirilmesi gerekiyor. İşte bir yıl doldu mevcut tezkerenin ve yenileme işlemi gerçekleşecek bugün. Bir kez daha bir yıllık görevlendirme tezkeresi bugün Meclis Genel Kurulu'na gelecek. Öte yandan kamuoyunda haber al düzenlemesi olarak da bilinen ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanunda değişiklik öngören tasarı bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Bugün tamamlanması bekleniyor düzenlemenin. Düzenleme özetle şunları getiriyor. Tutukluların, akrabaların, yakın akrabalarının ağır hastalık ve ölümcül hastalık halinde ki yakınlarını ziyaretine izin veren bir düzenleme. Hatırlanacaktır, Erdoğan'ın ameliyatın ardından eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal Erdoğan'ı ziyaret etmişti. Bu düzenlemenin, yani CHP milletvekili Mehmet Haberal'ın ağır hasta olan annesini ziyaret edebilmesi ile ilgili bir düzenleme yapılmasını rica etmişti. İşte bu görüşmenin ardından bu düzenleme hazırlandı ve hızlı bir şekilde meclise sevk edildi. Bugün de genel kurulda görüşülecek. Öte yandan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün basın toplantıları olacak. Muharrem İnce ve Emine Ülker Tarhan, CHP Grup Başkan Vekilleri, Grup Başkan Vekili ortak basın toplantısı düzenliyor mecliste. Yine Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin de mecliste basın toplantısı olacak. Füsun iki kardeş. Levent Ak'a çok teşekkür ediyoruz. Ankara'nın gündemini bizlere özetledi. Kolay gelsin diyoruz. Evet, turumuza devam edelim değerli izleyiciler. Güneş gazetesiyle devam ediyoruz. Güneş Gazetesi'nin bugünkü manşeti: gönüllü mahkum. Böylesi ne görüldü ne duyuldu. Fedakar ağabey felç olan mahkum kardeşine bakabilmek için gönüllü olarak cezaevine girdi diyor haberin başlığında. Ve gönüllü mahkumun altında özgürlük katliamı başlığı var. Fransa haberini böyle görmüş Güneş Gazetesi.
Fransa'daki oylamayı bu sözlerle tanımlayan Başbakan, yaptırımları etap etap uygulamaya sokacağız dedi. Erdoğan, Fransa Senatosu'ndan geçen küstah yasa için bizim açımızdan yok hükmündedir dedi. Ortaçağ zihniyetinin yeniden hortlatıldığını söyleyen Erdoğan, Fransa'daki bu küçük zihniyete Türkiye ile kavga ediyor payesi vermeyeceğiz diye konuştu diyor haberin devamında. Ve Baykal kaseti örgüt işi başlığı da yine Güneş Gazetesi'nde büyük puntolarla yer almış. Ankara Başsavcılığı, olay CHP'yi yeniden dizayn amacıyla yapılan örgütlü bir operasyon dedi diyor gazetenin haberin spotunda. CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın istifasına neden olan kaset olayının üzerinden 2 yıla yakın zaman geçti. Sonunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı Bilişim Suçları Savcılığından alıp özel yetkili savcılara gönderdi. Kararın suçun yasa dışı örgüt tarafından işlendiği kanaati üzerine verildiği öğrenilirken şu değerlendirme yapıldı. Bu olay CHP'nin yeniden dizayn edilmesi amacıyla yapılmış, arkasında yasa dışı örgüt olması muhtemel bir operasyondur. Değerli izleyiciler, böyle bir karara bakalım Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanı nasıl bir tepki verecek, tepki gösterecek. Star Gazetesi'ndeyiz. Star Gazetesi'nin bugün birinci manşet haberi, apoletli eğitim tarih oldu. Bu işe sevinenler nasıl belli oluyor değil mi? Tarafı gördük, bir de Star Gazetesi milli güvenlik derslerinin kaldırılmasını manşetlerine taşımışlar. Okulda asker öğretmen dönemi bitti diye vermiş alt başlıklardan birini. Askerlerin sınıflarda hazır ol rahat komutlarıyla anlattıkları milli güvenlik dersleri kaldırıldı. Başbakan Erdoğan bu konuları sivil öğretmenler vatandaşlık derslerinde anlatacak dedi. Evet, ve gördüğünüz gibi sizin de görebiliyorsunuz değil mi? Erdoğan'ın fotoğrafı var manşetin altında. Bu dün grup toplantısında alınmış bir fotoğraf. Hemen yanında da Star Gazetesi grup toplantısındaki konuşmada yer alan 3 başlığı, bakın nasıl, hangilerini çıkartmış. Şimdi birinci başlık okulda asker öğretmen dönemi bitti olarak verilmiş. İkincisi, Uludere'de kişi başı 123 bin TL verilecek. Kişi başı değil, aile başı, biz hemen düzeltelim, öyle açıkladı Başbakan. Terör örgütünün katliamlarına göz yumanların Uludere'de akıttıkları timsah gözyaşıdır. Biz acıları bir nebze hafifletmek için hayatını kaybeden her kardeşimize 23 bin TL terör tazminatı ve başbakanlık hesaplarından 100 bin TL tahsis ettik. Her aileye 123 bin TL ödüyoruz. Bir aileden 3-4 kayıp varsa... ve bir başlık daha dünkü konuşmasından, Fransa düşünce özgürlüğünü katletti. Üçüncü sırada görmüş Star Gazetesi dünkü konuşmadan değinilen bu konuyu. Fransa Senatosu'ndan geçen teklif bizim için yok hükmündedir. Yasa aleni bir ayrımcılıktır, ırkçılıktır, düşünce özgürlüğü katliamıdır. Bu küçük insanlar için Türkiye'nin dostluğunu bırakın, husumeti bile büyük payedir diye her zamanki kabadayı üslup, öyle değil mi? Husumeti bile bunlar için büyük payedir. Tamamen bir aşağılama ve şey kavgası, kayıkçı kavgası. Ankara son noktayı bekliyor. Hükümet soykırım tasarısını kabul eden Fransa'ya yeni yaptırımlar için sürecin bitmesini bekliyor. Cumhurbaşkanı Gül kararı esefle kınıyorum, Fransa için küçültücü bir davranış sözleriyle eleştirdi. Ve hemen yanında bir gizli tanık haberi var. Star Gazetesi'ni bu haberle sonlandıralım. Gizli tanık Poyraz kendini ifşa etti. Ergenekon davası gizli tanığı Poyraz'ın orijinal görüntüsü kendi isteğiyle duruşma salonundaki ekrana yansıtıldı. Sanıklar Poyraz'la yüzleşti, sesini duydu. Poyraz, nasıl olsa sanıklar kim olduğumu öğrendi. Kimseden korkmuyorum. Zaten kalemim de kırılmış. Bildiklerini yapsınlar. Öldüreceklerse öldürsünler diye
konuşmuş dünkü Ergenekon duruşmasında. Sabah gazetesindeyiz. Sabah gazetesinin manşeti: O küçük adama fırsat vermeyiz. Başbakan Erdoğan inkar yasası için Sarkozy'ye çok sert çıktı. Küçük insanlar için Türkiye'nin husumeti bile payedir. Ama biz bu payeyi de vermeyeceğiz. İşte sabahın dünkü grup konuşmasından ve Fransa tepkisinden seçtiği bölüm ve manşetine taşıdığı bölüm bu değerli dinleyiciler. Fransa Meclisi ve Senatosu'nun kabul ettiği bu teklif bizim için yok hükmündedir. Bu teklif ırkçılık ve düşünce özgürlüğü katliamıdır. Bu ırkçı girişime susanlar Avrupa'da faşizmin ayak seslerini duymama vebalinin altına girerler. Ve altında Sarkozy'nin resmi, yanındaki resim altı yazısı şöyle: Artık yolun sonuna geldim. İnkar yasasıyla Türkiye'yi kızdıran Fransa lideri Sarkozy, Mayıs'ta yeniden seçilemezse siyaseti bırakacağını söyledi. Hayatımda ilk kez kariyerimin son bulmasıyla yüzleşiyorum, demiş Sarkozy dün yaptığı açıklamada. Ve bir Uludere haberi, Sabah gazetesinin birinci sayfasındayız değerli izleyiciler. PKK Uludere'den 6 ceset kaçırdı, diyor haberin başlığında. İstihbarat raporlarına göre Uludere'de 34 köylü, Uludere olayından sonra 2 PKK yöneticisinin telsiz görüşmesi istihbaratın teknik takibine takıldı. Görüşmede köylülerle birlikte ölen 6 PKK'lının cesedinin Haftanin'e kaçırıldığı belirtildi, diyor haberde. Geldik Bugün gazetesine. Bugün gazetesinin manşeti: İşte Türkiye'nin yaptırım planı. Hükümet küstah yasaya Fransız kalmayacak. Önce hukuk mücadelesi verilecek, ardından diplomatik ve ekonomik yaptırımlar ard arda uygulamaya konacak. Evet, Bugün gazetesi geleceğe matuf olacak edecek haberlerini işte Türkiye'nin yaptırım planı başlığıyla vermiş, ama yaptırım planları bildiğimiz kadarıyla hiçbir yerde hiçbir şekilde açıklanmadı. Bakalım Bugün gazetesi bu başlığın altında neler yazmış. Türkiye'nin Fransa'ya karşı izleyeceği strateji belirlendi. Önce Fransa Anayasa Mahkemesi'nin küstah yasayı iptal etmesi için girişimlerde bulunulacak. Mahkemeden olumlu karar çıkmazsa yaptırımlar devreye girecek. Büyükelçimiz çekilecek, ilişkiler ikinci katip düzeyine indirilecek. Kamu ihalelerine Fransız şirketlerinin girmesi önlenecek. Uçak alımlarında Airbus, otomobil alımlarında da Peugeot ve Renault devre dışı bırakılacak, diyor Bugün gazetesi. Nereden duydu, nasıl etti? Bir önceki gün MYK, AKP MYK toplantısında kaynak verilmeden açıklanan, konuşulan yaptırımlar vardı. Onları yapacak, edecek kesin bir dille haberleştirmiş Bugün gazetesi. Ve Uludere tazminatını yine birinci sayfaya taşımış. 123 bin lira. Tüm imkanlar seferber edildi diyen bir Erdoğan fotoğrafına eşlik ediyor. Erdoğan, Uludere'de yaşananların aydınlatılması için tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Bu paraların acıyı dindirmeyeceğini biliyoruz, dedi. Takvim gazetesine geçiyoruz. Takvim gazetesinin bugünkü manşeti yine küçük insan. Başbakan Erdoğan, Fransa'daki Ermeni yalanlarına ilişkin ayıbın mimarı Nicolas Sarkozy'ye böyle seslendi ve ekledi: Böbürlenmesine fırsat vermeyeceğiz. Vallahi kusura bakmayın, her okuyuşumda gülmemeye çalışıyorum ama bazen kontrolüm dışında gülüyorum. Evet, Takvim Gazetesi'ne devam edelim. Nadir manşet diye bir haberi var, birlikte okuyalım değerli izleyiciler. Asil Nadir'in Polipek'e ait 150 milyon sterlini zimmetine geçirmekle suçlandığı dava İngiltere'nin bir numaralı gündemi oldu. Independent Daily Mail ve Sun gazetelerinin manşet yaptığı davaya Guardian ve Financial Times da geniş yer ayırdı. Ünlü iş adamı eşi Neriman Nur'un da izlediği Londra'daki ilk duruşmaya 13 bin avroluk çantasıyla katıldı, diyor. Asil Nadir haberi gündeme gelmiş. Takvim gazetesinin birinci sayfasında yer almış.
Gelelim Zaman Gazetesi'ne. Zaman Gazetesi'nin bugünkü manşeti: Mamak'ta işkence yaptım, yıllarca tedavi gördüm. Zaman Gazetesi 12 Eylül'ün işkencecilerinden birini manşetine taşımış değerli izleyiciler. 12 Eylül darbesinin acı hatıraları anlatmakla bitmiyor. O dönem askerliğini Mamak askeri cezaevinde yapan Kamil Atliman, komutanlarının emriyle mahkumlara her türlü işkenceyi yaptığını belirtiyor. Askerlikten sonra 3 yıl psikolojik tedavi gören Atliman, kendimizden büyük insanları dövmek dayanılmaz bir acıydı diyor. Ne diyebiliriz? Bence hiç yoruma girmeyelim, işin içinden çıkamayız değerli izleyiciler. 12 Eylül haberi, manşet haberi Zaman Gazetesi'nin böyle. Hemen yanında Erdoğan'ın resmi ve altında AKP grup toplantısında ilan ettiği 123'er bin lira haberi var. Uludere mağdurlarına 123'er bin lira tazminat gönderildi. Burada da bir el çabukluğu siz seziyor musunuz? Yani böyle şeyleri konuşmak gerçekten çok zul aslına bakarsanız, ama aileye mi, kişi başına mı? Herkes kendine göre, ama herkes bunların destekleri belli ki bu 123 bin lira havadisini pek beğenmişler. Kimisi kişi başına diye coşmuş, kimisi arada aile başı diye geçiştirmiş. Zaman Gazetesi'nde iki sürmanşet var, iki habere yer verilmiş sürmanşet bölümünde. İnkar tasarısı Fransa Anayasa Mahkemesi yolunda diyor bir tanesinde. Diğeri ise Teknopark'ta kiralar düşecek. Evet değerli izleyiciler, inkar tasarısı Fransa Senatosu'nun kararı işte bu kadar yer bulmuş Zaman Gazetesi'nde. O da Anayasa Mahkemesi yolunda diyor. Yani fazla gürültü çıkarmayın, gürültü çıkarmayalım talimatına, stratejisine hemen uymuş Zaman Gazetesi. Bir haberle bitiriyoruz. PKK şiddeti Avrupa'ya taşımaya çalışıyor. Almanya İçişleri Bakanlığı'ndan Zaman'a önemli açıklama. PKK şiddeti Avrupa'ya taşımaya çalışıyor. Alman Federal İçişleri Bakanlığı terör örgütü PKK konusunda Zaman'a açıklama yaptı. PKK'nın Almanya'nın iç güvenliği için yıkıcı bir faktör olduğunun altını çizerken, güvenlik birimlerinin PKK'nın gösteri, kundaklama ve işgal eylemlerinin artışını gözlemlediğine dikkat çekti diyor haberde. Akit Gazetesi ile devam ediyoruz. Akit Gazetesi'nin birinci sayfasındayız. O karar yok hükmünde sözlerini manşetine taşımış yeni Akit Gazetesi. Grup toplantısında başta Fransa Senatosu'ndan geçen, sözde Ermeni soykırımını inkarı suç sayan yasa teklifi olmak üzere iç ve dış gelişmeleri değerlendiren Başbakan Erdoğan, Fransa'daki karar bizim için yok hükmündedir dedi diyor haberin devamında. Ve bir sürmanşet haberi yeni Akit'teyiz. Okka'nın katili JITEM. İsveç'te yaşayan eski JITEM elemanı Abdülkadir Aygan, 11 yıldır çözülemeyen Gaffar Okan suikastı ile ilgili müthiş itiraflarda bulundu diyor. Ve Okka'nın itirafçı Muhsin Gül adlı şahsın verdiği ifadelerle JITEM'in bütün faaliyetlerinden haberdar olduğunu anlatan Aygan, itirafçı Gül'ün de Gaffar Okan'ın da JITEM tarafından öldürüldüğünü söylemiş. Milli Gazete ile sona erdiriyoruz basın turumuzu. Milli Gazete'nin bugünkü manşeti: Asıl hedefleri Büyük Ermenistan. Erbakan 40 yıl boyunca Batı ancak kuvvetten anlar diye uyardı. Yine haklı çıktı diyor manşete verdiği üst başlıkta. Evet değerli izleyiciler, basın turumuzun sonuna geldik. Yarın saat 8'de buluşmak dileğiyle iyi günler, hoşça kalın.